Adıyaman Merkez Darmalan Köyü'ndeyiz şu an. Benim söyleyecek ben ne söyleyeyim size. Görüntüler zaten size her şeyi anlatıyor. Bizim bütün yakınlarımız, bizim eşimiz, dostumuz, ablam, yeğenim hepsini gömdük biz. Birçok yakınımızın hepsi enkaz altında halen çıkartılamadılar. Böyle bir şey yaşadığımızı bir türlü inanamıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Herkese sabır diliyorum. Baba, 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 biz bittik. Baba, biz bittik. Yok, biz bitmedik. Güçlü olalım. Baba, biz bittik. Güçlü olalım. Baba, bitmedik. Biz varız. Biz çok büyük acılar yaşadık. Yine bunlar. Seni ne kadar çok seviyordu Adar. Seni ne kadar çok seviyordu. Deniz Adar seni ne kadar çok seviyordu. Deniz, oy Deniz. Ay Deniz, ay Deniz, ben öleyim Deniz, ben bilmiyorum atarım bu kadar çok. Gel bir gel. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Desteğe geldik, yardıma geldik, halkımızın acılarını paylaşmaya geldik. Tabii devletin bu kadar desteksizliğinden dolayı mecburen gelmek zorunda kaldık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep beraber ayağa kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Yani İstanbul'dan geliyoruz. Yaklaşık 50 kişilik grupla geliyoruz. HDK Kültür Sanat Meclisi, Sağlık Meclisi, sağlıkçı arkadaşlarımız ve gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir heyetle geldik. Yani İstanbul'da zaten Adıyaman'a dair çok olumsuz haberler aldık. Bu da bizi çok üzdü. Yani orada duramıyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak için geldik. Aslında hazırlıkla geldik. İyi bir ekiple geldik. Çadırlarımız, işte jeneratörümüz, yaşamsal malzemelerimizle belki geldik. Burada kendi çapımızda organize olarak bir yaşam alanı kurmaya çalışıyoruz. Bunun altyapısını da oluşturduk. Burada arkadaşlar organize olarak bir yerleşim yerinde, bir köyde bir yaşam alanı kurmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Neler söylemek istersiniz vekilim? Neler söyleyeceğiz? Hizmet edeceğiz. Yardım edeceğiz. Dayanışacağız. Taşıyacağız. Bu yükün altından kalkacağız. Ne acılar gördük biz. Katliamlar gördük. Yıkımlar gördük. Bunun da üstesinden geleceğiz. Başaracağız. Ben seçimler için gelecektim. Ben seçimler için gelecektim. Ben İsviçre'nin seçimler için gelecektim. Ben size destek olmak için gelecektim. Ben ablamı yolcu etmek için mi geldim? Ben ablamı yolcu etmek için mi geldim? O ülkeler seçimleri dediler. Ben onun için gelecektim. O ablasını göndermeye geldim. Ya da rüzgar vermek için mi geldin? Thank you.
akşam geç saatlerde bir enkazın başındaydık. 5 kişinin cansız bedeni çıktı. Şu an çalışmaları izliyoruz. Yani şu an Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın önündeyiz. Adıyaman Belediyesi'nin enkazını size gösterelim. Yanımızda HDP Grup Başkan Vekili Sayın Beştaş var. Beştaş bugün incelemelerde bulundu. Neler aktaracak, neler söyleyecek, çalışmalar ne durumdadır? Sayın Beştaş, evet, yayınımıza hoş geldiniz. Yani doğrusu Adıyaman çok kötü durumda. Tam bir herhalet şehirdir. Her tarafa büyük acılar içinde yaşayan insanlar, yakınları bekleyenler, enkaz altı başında bekleyenler. Diyelim ki cenazelerini defnedip dışarıda kalan, evi olmayan, ısınabileceği bir ortam bile olmayan on binlerce insan sokakta yaşıyor, arabalarda yaşıyor. Yaktıkları çöp, ısınmaya çalışıyor. Yani bunlar burada dünyanın büyük bir tanıklık veriyoruz. Ve burada herkesin ortaklaşıyor. Yani. Nerede bu devlet? Gerçekten nerede? Trafiği tıkamış durumda adeta. Oysa ki yaralılar var. Acil ölmemek için enkaz altında direnen vatandaşlar var. Ve sürekli şeyler geliyor, ihbarlar geliyor. Hani burada bir ses geliyor, burada bir canlı olabilir diye. Yani hakikaten böyle bir ortamı görmek bile yeterince geçip içinde yaşamak. Çok büyük bir kayıp var. Şu anda rakamlar tam açıklanmıyor size. Bugün sanırım 20 bin odayandı. Ama Adıyaman'da gördüğümüz manzarada on binlerce ölümün olması hiç şaşırtmayacak bizi. En önemli galiba şehir merkezine geldiği caddeler en işlek caddelerden tamamı yıkılmış durumda. Evet, en işlek caddeler, en büyük otellerin olduğu, sözde hani alışverişin yapıldığı, insanların eğlenmeye, gezmeye, dolaşmaya, çocuklarını lokantalara getirdiği ya da Adıyaman dışından gelip işte otellerde konaklayanlar, mesela 40 yaşında oteller çökmüş durumda. Bu da inşaat sektörünün betonu nasıl kullanıldı? Sürekli beton ve betonla aslında icraatlarını da aynı zamanda sonuçlarını görüyoruz maalesef. Adıyaman'da halen elektrik çok, insanlar nasıl dayıdığı durumlarda çadır yok, gelen yardımlar var mı, çadırlar var mı, nasıl insanları canaydır diyor herhalde. Yani şöyle söyleyeyim, büyük bir yardım akıyor buraya. Bizim de organizasyonumuzda Türkiye'nin her yerinde, bölgeden her ilden, hakikaten çok büyük bir dayanışma var. Onları da sezdik. Artık kıyafet, yiyecek, aslında bir süre götürülecek kadar yetecek. Yani bu aldığımız arkadaşlardan en acil ihtiyaç ısınma, çadırı. Yani şu anda insanlar kafaları yüzünde evleri yok. Çadırlar ihtiyacı çaresi. Yine ısınırlar, sobalar, elektrikler, katalitikler vardı. Onlar olabilir, tüpler olabilir, yemek yapılabilmesi için. Bu tip ihtiyaçlar çok ağır. Vatandaş dediğim gibi şaşar çıkıyor. Kasasıyla beraber arabası varsa arabasında uyuyor. Ya da çocukları sadece arabaya bırakırlar. Sabah kadar dışarıda zaman geçirmek zorundalar. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön, sonra bizim araçlar takılır. Burası kapalı, giremezsin. Sağ da giremezsin. Tutunur. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum.
Allah devlete zeva vermesin. Yine yoklar. Yine yoklar, yine yoklar. Siz bugün olmayacaksanız defolun gidin. Yok, İsterseniz gelin beni tutuklayın ya, boynumu kesin. Bırak, ne oluyorsa olsun. Tamam. Bize kefen yollayın. Hiçbir şey yollamıyorsunuz, kefen yollayın. Sizde bir gram şeref, haysiyet varsa size kefen yollayın. Ne oluyorsa olsun artık, bu işin son noktası. Bir şehir yerle bir oldu. Kefen yollayın bize bari. Başka da bir şey yok söyleyeceğim ha. Artık bittik yani biz.